Evet arkadaşlar, bugün size Max Extra'nın çeşitli ürünlerini tanıtacağım. Bunlardan birkaç tanesi şarjlı matkabı, el taşlama makinesi, gravür seti, dekobaş makine, dekobaş testleri, bugün aldığım el planyası, hem planyasını deneyeceğiz. Bunları da hepsini de denedim. Yaptığım çalışmalar da var. Sizlere resimlerini göstereceğim. Hem size almadan önce de fikir olur. Bunların piyasadaki fiyatları hem çok uygun hem de fiyatına göre gayet kaliteli. Yani mesela bu şarjı matkabı 2 seneden beri kullanıyorum. Daha bir sıkıntı yaşamadım. Çift bataryası var. Sağ sol çalışıyor. İşte vidalama ayarı var. Çeşitli tortlarda vidaları sıkabiliyorsunuz. Işığı var. 2 seneden beri kullanıyorum. Buradaki komple bütün işleri bununla yapıyorum. Ve gayet memnunum. Bütün vidalama işlerini bununla yaptım. Geçenlerde de bunu aldım. Bunun da test videosu da var. Onu da şimdi koyarım. Yani bir kere zaten çalışması, sesi insana güven veriyor. Yani Atlas'ını da aldım. Bir sene dayanmadı o. Mesela bunu çalıştırayım. Dinleyin. Bu makinelerle yaptığım işleri de göstereceğim size. Hepsinin videoları da var. Mesela bir gravür seti alacaksınız. Yani fiyatına göre gerçekten kaliteli bir makine. Bunda da çok işler yaptım. Bunların da videoları var. Ne alanlarda kullandığımı da göstereceğim size. Resimleri de var. Sadece şu bir gerçek. Zımparaları çok dandik. Yani diğer gravür setlerini kullanmadım ama bu üstünde gelenler pek uzun solukta gitmiyor. Yani bir kere de hemen gidiyor. Mesela şu teller. O yüzden mutlaka çalışırken şu şekilde gözlük takın şeffaf. Hem gözlerinizi korur hem bu aletlerin hangisiyle çalışırsanız çalışın ya bir toz gelecektir ya bir tel. Teller böyle fazla dayanmadı, koptu. Tabii bu gravür setlerin şöyle bir avantajı var. Yani bunların harici satılan diğer makinalarla uyumlu setler var. Yani bu zımparaları da, bu taşların da çeşitli ebatlarla buna uyanı illaki bulursunuz. Çünkü buna göre de şöyle küçük ağızları var. Hemen hemen her ucu bunu uydurabiliyorsunuz. Böyle daha küçük ağızlar için de var. Güçlü bir makine. 6 devre kadar hızlanması var. Bunu da çalıştırdım. Bu devir ayarlarının amacı nasıl bir yüzeyde çalışıyorsanız, nasıl bir işleme yapıyorsanız ona göre gücünü arttırıyorsunuz. Yani bir zımparalama işi yapıyorsanız yani bunu 3-4 devre getirmenize gerek yok. Daha hafif devirlerde birinci, ikinci seviyede çalıştırabilirsiniz. Ama oyma falan yapıyorsanız tabii 4'e, 5'e de getirebilirsiniz. Güzel kullanışlı bir makine. Fiyatına göre çok iyi. Burada şaftı da var uzun. Yani bunda böyle bir yere asıp bağımsız çalışabiliyorsunuz. Dekobaj makinesi. Bununla da bir tane çekiç başlı köpek balığı yaptım. Bunun da kesim ve resimleri var. Bu da devirli. Yani bunu da ben 130 liraya falan aldım.
Bu fiyat skalasında bulabileceğiniz en iyi makine diyebilirim yani. Bunun da 6'ya kadar devri var. Tetikli, güvenlikli. Bastığınız zaman böyle çalışıyor. Yani daha sürekli tetiğe basmanız gerekmiyor. 45 derece kesim yapabiliyor. Buradaki vidaları gevşetiyorsunuz. 45 derece kesim yapabiliyorsunuz. Testereye gelince, testere kendiyle gelen testere ben pek beğenmedim. Ama Bosch'un testerelerini kullanırsanız veya farklı markaların daha kaliteli testereleri var. Daha ince kesimler için daha ince testereler var. Sık ağızları var. Kalın, uzun. Ben memnun kaldım. Güzel bir ürün. O yüzden dolayı da hiç bu seriyi bozmak istemiyorum. Bugün de bu planyayı aldım. Birazdan bunu da deneyeceğiz. Bunun da güzel bir yanı çalışırken mesela bunun elinizin kayıp da ayarın değişme gibi bir şans yok. Çünkü buna güvenlik kilidi koymuşlar. Burada bir güvenlik kilidi var. Buna basmadan bunu çeviremiyorsunuz. Bu yüzden dolayı iş yaparken buradan tutulduğu için hani ölçünün kaçma ihtimali yok. Bu kilit düğmesine basıp ancak öyle çevirebiliyorsunuz. Yine daha dengede kesmek için aynaları var. Yanında toz torbası geldi. Bunu da ben 210 liraya aldım elektromarketimden. Bunları nereden aldıysam hepsini adreslerini yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ya ben almadan önce cimri.com ve Akakçe'den bakıyorum. Fiyatlar zaten orada hangi şirkette daha uygun gözüküyor. Ama tabii şirketlerden almaktansa bana göre N11'den almak daha karlı ve mantıklı. Çünkü oradan sipariş verdiğiniz ürün kargo şirketine ve size uzaklığa oranla en geç 2 günde geliyor. Ve bozuk çıkan bir ürünü kargo ücretsiz olarak iade edebiliyorsunuz. Size verilen numaralı. İadeye değişim olarak geliyor ya da para iadesi oluyor. Yani o yüzden sizin için daha güvenli olabilir ve daha sağlıklı olacaktır. Ama bazen N11 haricinde de sitelerde alışveriş yapabiliyorum. Mesela N11.com'da bu 227 milyondu. Tophan makinede zaten en ucuzu orada. Bir de Elektra marketimde buldum 210 lira. İşte kargo ücretiyle 221'e geldi. Bugün aldım bunu. Burada bir ışığı var. Güvenlik tetiği var. Yani buna basmadan tetiği basıp çalıştıramıyorsunuz. Bunda da bir kesim yaparız.